hem takım savunması, hem hücumda kanatları kullanan bütünleşen bir gençler birliği vardı. Kaçırdığımız var. Yani 2-1 yendik ama yani maçın direkten dönen topu, sonra Belkabir'in vurduğu toplar, kaçırdığımız net pozisyonlar var. Benim için üretmek önemli. Kaleye gidemeyen bir takımken şimdi deplasmanı 4 puan içeride 2 tane diyorsunuz. En az 3 tane de net kaçırıyorsunuz. Alex'in devreye girmesi, Landel'in ve Belkabir'in hareketliliği, Goylo'nun gayreti, arkadan Tosic ve Hakan'ın desteği, da bunun yanında da takım savunmasını yapan özellikle Ahmet, Sedat ve Doğa ve Petro inanılmaz oynuyorlar. Takım bir bütün halinde oynamaya başlayınca da tabii fark ortaya çıkıyor. Haftadan önce çalıştık. Çalıştığımızın bütün meyvelerini aldığımızı düşünüyorum bu maçta. Biraz da işin içine coşku ve takım birlikteliği de etkilenince farklı bir gençler bile ortaya çıkmaya başladı. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Oyunun belki ilk 15 dakikası biraz dümen Fenerbahçe'de görünse de ilk 15 dakikadan sonra kişilikli oynayan, yürekli oynayan, birebir mücadele kazanan, kazandığı toplarla atağa çıkan, çıktığı zaman da sonuçlandıran bir gençler birliği vardı. Yaklaşık 4 haftada bir bile kurmadık, 5 haftada takım başından 10 puan aldık. 3 galibiyet, bir beraberlik. Bu da önemli bir rahatlama diye düşünüyorum. İsteyen bir kadro var. Yerini beğenmeyen bir kadro vardı. Bunu benim gelmemden sonra yapmaya başladılar. Bu da bana ayrı bir keyif veriyor. Çok çabuk bütünleştik. Çok çabuk isteklerimizi anlatmaya başladım. Onlar da inanılmaz cevap vermeye başladı. Tek istediğim şey devam etmek. Devam etmek istiyoruz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Belki yenilebiliriz ama yenilmenin de bir helali olduğunu söylüyorum ben. Sağda mücadele eden bir gençler birliği yaratma düşüncesi var bende. Bunu öncelikle sonuç için söyleyeyim arkadaşlar. Her maçta, kupa maçta dahil olmak üzere sahada inanılmaz performans veren oyuncular var. Oynayan, oynamayan. 9 tane rotasyon yapıyorsunuz yine oynuyor. Demek ki iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bizi şımartacağını düşünmüyorum çünkü hedefli bir takım var. Özellikle ligde rahatlama bizim kupada daha net bakmamızı sağlayacak. Güzel bir galibiyet. Bence benim gelişimden sonra kupa maçı 4 haftalık periyottaki bu maç bizim taç giyme maçımızdı. Bunu da taçlandırdık. Takım bunu hak etti. Hepsinin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum oyuncularıma. Sahadaki mücadeleden dolayı. Keşke bu galibiyeti en az 20.019 maçı dolduran taraftarla oynasaydık. Çünkü bu çocuklar bunu hak ediyorlar. Buradan da tüm taraftara hayırlı olsun diyorum. Bizi desteklemeye gelen, desteklemeye gelenler. Sorular, sağlayın arkadaşlar. Hocam bugün çok şahsiyetli bir kaldık. Şimdi açıkçası. Yani kimseyi kötüleme açısından demiyorum ama 3 haftada 7 puan alan bir takım, Bursa'da kupada giden bir takım, gençler birliği olur, başka bir takım tutabilirsiniz ama başkentin tek takımıyız. Eğer iyi futbol, iyi sonuç varsa lütfen herkes biraz şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Güzel futbol istiyorsanız oynuyoruz. Sonuç da istiyorsanız alıyoruz. Gelmek tabii ki herkesin kendi düşüncesi isteği ama bu takım buraya gelinmeyi hak ediyor. Buyurun. Başka. Şimdi ligin bitimine 10 hafta var. Yine bir tahmin yapmanız gerekse 3 takımdan hangisini seçersiniz? Çok zor. Bu sene yapamayacağım ya. Çünkü hepsi yenilmeye başladı. Yapamayacağım. Başka soru var mı? Ama şunu söyleyeyim, artık Türkiye Süper Ligi'nde yenilmeyecek takım yok. Herkese yenebilecek kapasitede. İnşallah biz yenilmeden devam ederiz. Fenerbahçe'ye başarılar. Var mı? Yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hocam, İyi akşamlar. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ın maçla ilgili görüşleriyle başvurup sonra sorularınıza geçeceğiz. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Maçın değerlendirmesine gelince, sağ şartları her ne kadar çok da istediğimiz gibi olmasa ağır bir zeminde, ağır bir sahada bugün mücadele ettik. Ama ilk oyunun ilk 20-25 dakikasında oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Daha sonra rakibimiz oyunda dengeyi bulduk. Zaman zaman bizden üstün oynadılar. Beklemediğimiz bir anda da bir gol yedik. Daha sonra biz eşitliği sağladık. Eşitliği sağladıktan sonra da bir iki tane net pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. Ama bu arada rakibimizin de birkaç tane net pozisyonları vardı. Onları da değerlendiremedik. Yaptığımız değişiklikler ve hamlelerle
skoru lehimize çevirmek istedik. Çok uğraştık ama olmadı. Sonra da beklemediğimiz bir anda bir gol yedik ve 2-1 buradan mağlup ayrılıyoruz. Maçı unutup hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimizi bugün iyi mücadele ettiklerinden dolayı da tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda tabii ki bugün böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum işin açıkçası. Ama söylediğim gibi çok net pozisyonlar girdik. Rakibimizin de birkaç tane pozisyonları var. Olmadı. Kapatılmayacak bir puan farkı yok arada. Biz hafta sonu oynayacağımız der maçına en iyi şekilde hazırlanıp o maçı kazanıp gene yolumuza devam etmek istiyoruz. İbas ve 10. oyuncular dünyanın her yerinde, her futbolcu bu tarz şeyler yapabiliyor. Ama soyunma odasına girdikten sonra her şey düzeliyor, eskisi gibi oluyor. Hocam bu sene özellikle son haftalarda kırılma maçı.